Selamlar millet. Ee, bugün yeni bir artık rehber videosuyla mı diyeyim? Bir rehber videosuyla karşınızdayım. Bugün Draki'de nasıl 6 dakika yapıların ee, artık videosunu çekeceğiz. Söyledik zaten ama bu bir şöyle söyleyeyim size. Bossları sonuna kadar keseceğim falan filan filan falan değil. Ben size burada Draki nasıl 6 dakikada hangi AP ile kaç dakikada yapabilirsiniz bunları göstereceğim. Kaç dakikada 7 dakika yaparım. Kaç e, hangi itemlerle 7 dakika 8 dakika yaparım. Hani önemli olan bu. Bildiğiniz gibi daha önceden bir Draki videom olmuştu. 70 bin izlendi. Tabi o zaman biraz daha toyduk bilmiyorduk nasıl yapmamız gerektiğini. Şu an server'ın durumu ise ben de elimden geldiğince size Draki'ye girmeyi göstereceğim. Ee, bir alt tarbire tıklayalım. Draki'ye girerken nelere dikkat etmeliyiz? İçeride neler yapmalıyız? Eee... Önemli olan mesela şöyle anlatayım size. 1 saniye, 2 saniye bunlar önemli mi? Gerçekten aslında çok önemli. AP'niz ne kadar önemli? En kötü ben 4200 AP olarak düşünüyorum. Aslında baktığınızda 4200 AP olması çok 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 önemli bence. Yani benim fikrim bu. Bir adet şerif kıracağız. Atak kanadımız var her şeyimiz var. Elimizde 8 raptor var arkadaşlar. 8 raptorla drake'ye gireceğiz. Yani 9 raptorla girmeyeceğim. 8 raptorla gireceğim için tabii ki de bu videoda ben size 6 dakikada yapmayacağım. Hani e, sadece o hani gelebildiğim yere kadar gittiğim yere kadar nasıl gitmeniz gerektiğini. Çünkü ben zamanında yapıyordum bunu. 6,5 dakika yaptık 6,50 yaptık e, ee, Olimpiyada 6.31'i gördüm herhalde öyle hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam Şerif'i kırdıralım Draki'yi nasıl yapmanız gerektiğini ben size anlatmaya başlayayım Gerçekten çarınızda item varsa gerçekten arkadaşlarınızdan item alabiliyorsanız 5200 AP'leri 5000 AP'leri görüyorsanız Draki'de çok yüksek zamanlar yapabilirsiniz Önce öncelikle şu konuya bir değinmek istiyorum arkadaşlar bir insan savaşa giriyor. Savaştaki monumentlerden ya da CSV'deki monumentlerden red pot alıyor. Bu red pot'u aldığında onun atağı %10 artıyor. Oradan ata biniyor. Ata binince de atak seceğine onun atağını basıyor. %30 da o veriyor. Atak yüzde %20 veriyor. Yani toplamda fazladan %20 AP'niz oluyor. Ve light fit'iniz oluyor. Bakın ben savaşa girmeyeceğim. Ata binmeyeceğim. Ata binip minevra basmayacağım. işte şeyi basmayacağım. Hera basmayacağım. Light fit'siz oynayacağım. Light Fit'le oynuyorlar çünkü bazı rap varıyorlar. Ben onları biliyorum. Onlar 6 dakikayı falan nasıl yapıyorlar? Red Bot alıyor. Savaştan atak alıyor. A şey, e, atın atağını alıyor. Atın hızını alıyor. Öyle yapıyor. Ama biz öyle yapmayacağız. Biz dümdüz arkadaşlar Drake'e gireceğiz. Nasıl girmeniz gerektiğini ben size burada çok rahat bir şekilde göstereceğim. Şimdi buradan atak SC'lerimizi bir basalım. SVSC'mizi atak SC'mizi basalım. İçeri şöyle bir direkt bir dalış yapalım. Şu e, ağaç atak secemiz yokmuş bu arada. Savaşta inşallah bankayı kesmemişlerdir. Bir gidelim. Şu atak seceyi basalım. Seve seceyi de basalım. Ağaç atak secemiz bitmiş. Hemen bir geçelim Drakimize. Bakalım nasıl olacak? Nasıl gidecek? İlk sahne çok önemli. İlk sahnede o laga girmesi olsun, şey olsun. Videoyu gerçekten hani bu Draki'de bir rekor ya da başka bir şey yapmak istiyorsanız bu videoyu e, sonuna kadar izlemeniz lazım. Hani diyorsunuz ya yok oradaki bir saniye çok mu önemli? Her yerdeki saniye önemli arkadaşlar Drakita. Şu an birinci kimmiş bakalım. Ee, şu an birinci kim? Biz 6-12 mi ne yapmışız ama 36 sorudan bırakmışım. 6-48 Seltas aynen Mücahit abi. 6-48'de yapmış. 6-48'de nasıl yaparsın? Benim düşüncem 5200 AP ile yaparsın. İçeri bir dalalım bakalım nasıl yapmanız gerektiğini F3'e öncelikle 60 skill'ini diziyoruz arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle 60 skill'ini diziyoruz. Ben şöyle bir kameramı düzelteyim. Siz benim elimi görün bundan sonra. Bundan sonra artık şeyi görmenize gerek yok. E, klavyemi görseniz yeterli. Olayı e, nasıl olması gerektiğini size anlatacağım. Olayda el, el hareketlerinizin nasıl olması gerektiğini anlatacağım. Şu kamerayı yakınlaştırabilirsem eğer eğer şöyle bir yakınlaştırabilirsem yeterince yakınlaşırsa kamera işimizi görecektir. Şu yeter. Ya benim bu el hareketlerim çok da önemli değil baktığınızda. Şimdi öncelikle kameramızı yakınlaştırdık. İçeri dalar dalmaz atak yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Bakın, içeri gireceğim. Geldiğim yere kadar kaç dakikada yapacağım siz hepiniz göreceksiniz. Şimdi içeri dalıp direkt yürüyoruz. Hazır mıyız? Hazırız abi. Evet, bir sıra saydı. Bu sıra bitince 20 tane sıramız var. Sıra bitince videoyu devam ettireceğim. Artık bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar sırada 3 kişi kaldı. Bekliyoruz. Bayağı bekledim abi. Sıra bildiğin yani SC'ler bitti neredeyse. Bayağı bir sıra bekliyoruz. Normalde bunu gece saatlerinde yapın siz. Çünkü Drakida lag oluyor. Lag olabilir. Ben de şimdi kötü yapabilirim. Her şey hiçbir şey belli olmaz. Bu arada e, ee, Draki başlamadan önce slide videosunun gelmesini isteyenler yorum atabilir, like atabilir arkadaşlar. Ben e, biraz şey olduğum için, ilkildiğim için atmadım. İnsanlar laf söylerdi yani. Şu slide aslında çok basit bir şey. Yani bunu videoda uzun bir sürede 5 dakika, 6 dakikada bu slide'ın nasıl atılacağını gösterebilirim size. Çok da işe yarar bir slide. Hani slide videomu gördüyseniz şeyde Twitch'te, klibi gördüyseniz çok fazla uçuyor bu videoda. Hani nasıl Yaptığımız zaten orada videoda anlatırım. Çok basit bir şey. Hani birkaç tane daha slide biliyorum. Birkaç tane daha elle atılan slide. Tabii ki de biz Draki'de ya da slide'da falan kesinlikle makro kullanmıyoruz. İki tane kaldı. Benim kaç apm var onu göstermeyi unutmuşum. 4095 apm var. 8 Raptor'a göre çok yüksek bir HP arkadaşlar. Gerçekten hani 9 Raptor falan olsa. bak şimdi gireceğiz. Bekle dur. Muhabbeti keselim. Hemen bak 60 skill ile başlıyoruz. İlerleyeceğiz 60 skill ile. İlk 60 skill'ini vuruyoruz. Hemen içeriden devam ediyoruz. Hiç bozmadan. Hızlıca devam ediyoruz fikirlerimizi basıyoruz. Şu canavarı gölgesindeyken kesiyoruz. Devam edelim. Daha çıkmadan canavarı keseceğiz. Ondan sonra diğer canavara geleceğiz. Tamam diğer canavara geldik. Bu canavarı da kestik gölgedeyken. Şunları da keselim. Tamamdır. Diğerini kesememişim gölgede bu arada. Biraz geri kaldım. 19-20. Normalde burayı 24 saniyede bitirmeniz sizin için yeterli olacaktır. Buranın ideali 24'tür. Şu an server'da lag olduğu için 25 oldu. Biraz geç gitti. Bundan sonraki de 60 skill ile devam edeceğiz arkadaşlar. Bakın bunları gerçekten iyi dinleyin. Hani ne olduğunu ben çok bilmişlik taslamıyorum ama bu işin böyle olması gerekiyor. Kesinlikle ve kesinlikle şu zaten kılıç sağ tıkla 60 skill ile devam edeceğiz. 60 skill ile ben devam ediyorum. İlk mobumuzu kesiyoruz. ikinci mobumuzu kesiyoruz. Hemen mouse da tıklayabilirsiniz yetişemezseniz. Yere vurdum bir tane. 60 skill ile devam ettim. Burada gölgedeyken bunu kestim direkt. Devam ediyorum hiç bozmadan. Hemen bunları kesmeye devam ediyorum. Bunları da kestim. Gölgedeyken bir tane keserim böyle yere vurarak. Yere vurarak keserseniz daha hızlı da olabilir. Bazen sekebiliyor ama olabiliyor böyle şeyler. Şu mob da çıktı. Bu mob biraz sıkıntılı çıktı bize. Aynen biraz sıkıntı yarattı. Ölmedi mob. Aynen. 2 saniye kaybımız oldu. Bu 2 saniye çok önemli. Her odada 2 saniye 2 saniye 2 saniye çok uzun bir süre ediyor arkadaşlar. Gerçekten hani benim burayı bitirme rekorum normalde 47 yani ben bu iki odayı 47 saniyede bitirebiliyorum. Bunları sürekli göz önünde bulundurun. Hani yapamadıysanız çıkın bir daha deneyin. Bir de bunun boss kısmı var. Boss kısmı çok ayrı bir kısım arkadaşlar. Boss kısmına geldiğinizde şöyle bir durumla karşılaşacaksanız. Şimdi ben bu çarla tabii ki de 6 dakikada draki yapamam. Çünkü çarda ne 9 raptor var ne atla girdim ne red potum var ne bir şeyim var. Çar kitlenebilir. Bunu çar kitleme olasılığı yüksektir bildiğiniz gibi. Ve mobların hani 3. mobun ve 4. mobun çok fazla kitleme oranı var. Bu tamamen şanstır arkadaşlar. Ben size bunu açıkça burada söyleyeyim. Bu tamamen şansa dayalı bir sistemdir. Bunu şansınız oldukça yani sürekli deneyeceksiniz ki yapacaksınız anladın mı? Kimse bunu ilk deneyişte yapamaz. Çünkü 10 kere kitlenirsin 5 kere kitlenirsin. Ben size bu bosslara kadar gelen süreci anlatacağım. Sürece kaç dakikada gelmelisiniz? Ben normalde bosslara 4 dakika 40 saniyede geliyorum. Yani bosslara geçti de 4 dakika 40 saniye oluyor. Ama bu charla ne kadar olacak bilmiyorum. Bu charla hiç denemedim daha önce böyle am am bir şey. Şu an deneyeceğiz. Hadi bakalım. Devam ediyoruz. Kasımızı basıyoruz. Normal skillimize geçiyoruz arkadaşlar. Normal skillimize geçtiğimiz gibi Z'den hemen devam edeceğiz. Buradan Z'den devam ediyoruz. İlerideki moba yine Z'den vuracağız. Şimdi burada gölgeler çıkarken yere vuruyorum bir tane. Bir tane daha yere vuruyorum. Mobların yarısı öldü zaten. Diğer yarısına da mouse'la tıklayıp vurarsam tamamdır. Bunlar da öldü. Hemen diğer moblara geçiyoruz arkadaşlar. Hiç bozuntuya vermeden devam ediyoruz buradan. Hemen diğer moblara geçiyoruz. Hiç combo yapmayacaksınız arkadaşlar. Bu sayfalarda hiç kombo yapmayacaksınız. Tek attığınız için combo sizi kesinlikle ve kesinlikle yavaşlatır. Haberiniz olsun. Komboyu yapacağınız yerler son odadan bir önceki. Şu sağ tık yapayım. Berserkerimizi basalım. Devam edelim. Komboyu buralarda yapmıyoruz. Hemen devam ediyoruz diğer odaya. Diğer odaya geçerken aynı şekilde skill'e basacağız. Server'da biraz şey olduğu için bazen vurmayabiliyor skill'i arkadaşlar. Böyle şeyler olabiliyor. Bak bunu da vurmadı mesela. İkinciyi vurdu. Tamam güzel. Buradan devam ediyoruz hiç bozuntuya vermeden. Hiç combo yapmayın arkadaşlar. Hiç gerek yok combo'ya. Combo olarak düşünmeyin burayı. Bu combo'yu canavarları kesemediğiniz canavarlara combo yapacaksınız. Yani kesemediğiniz canavarlara combo yapmanız çok önemli. Bakın, gördüğünüz gibi şu an çok çok iyi ilerliyoruz. Ee, mükemmel bir hızda ilerliyoruz. Trollleri geçene kadar 2 dakika yaparsam mükemmel bir şey. Ortalama 5000 AP bir çarla böyle ilerlerseniz 6 dakika yapabiliyorsunuz. Ben bunu denedim, yaptım da zaten. Hadi ilerliyoruz hafiften şimdi. Boss'lara doğru koşalım buradan. Trolllere doğru koşacağız. Bunlara R'ye vurabilirsiniz. Tek yemeyebilir bunlar. Bunlara R'ye de vurabilirsiniz. R'ye skill, R'ye skill, R'ye skill vuracaksınız. Hiçbir sıkıntı yok. Troll'ler burada çıkacak. İki tane troll çıkacak şurada bir yerde şimdi. Bunlara kılıç basarak şöyle yere vuruyorum bir tanesine. Diğerine de vuruyorum. Arada kaldım. Bakın burada iki saniye kaybettim şu an ben. İkisinin arasında kaldım. Oradan geçemedim. O sıkıntı oldu biraz. 2 dakika 2 saniye oldu. Yani 2.20'ye kadar aslında biraz ideal troller. Trolleri 2.20'ye kadar yapabilirsiniz. Bak gölgeli kesiyorum. Daha canavar çıkmadan kesiyorum abi. Gölgesindeyken canavarı keseceksin hemen. Bu canavarı da kestik 214. Şu an mükemmel ilerliyoruz arkadaşlar. Zaten Drake videolarını izlerseniz onlar da trolü 215, 220'de falan bitiriyor. Hani ben çok profesyonel olduğumu iyi şey yapmıyorum, iddia etmiyorum ama bana gerçekten çok sağlam böyle bir Drake içeri verilir beni serverda kimsenin geçemeyeceğini de söyleyebilirim. Çünkü çok uzun süre boyunca birinci oldum. Destanda da hani 10 kere birinciliğim vardır, yalan söylemeyeyim. Şöyle kılıcımızı basalım. Şu aslanı basalım. Diğer odaya direkt koşarak geçeceğiz. Bakın koşarak koşarak geçiyorsunuz. O bir saniye bile o kadar önemli ki baktığınızda. Önemli olan bosslara ne kadar sürede geldiniz. Bosslardan sonrası playerlık değildir. Şanstır arkadaşlar. Kesinlikle bosslardan sonrası şanstır. Burada mob çıkmadan bir tanesini kesmek lazım. Mob çıkmadan kestik tam bir tanesini. Diğerine geçiyoruz hemen. Kılıcımız yok. Kılıcımızı unuttuk tabi. Buna yere vuruyoruz. Tamamdır. Buna da böyle vuruyoruz. Bu da öldü. Hemen diğer diğerlerine geçeceğiz. Şöyle Z'den tarıyoruz arkadaşlar bir tanesine sekte skill. Gördüğünüz gibi skill çok nadir seker Draki'de. Draki'deki moblardan kaynaklı. Normalde var Warrior'un hiçbir skill'i ya yani 83 skillinin hiçbir tanesi sekmez arkadaşlar. No failed skill'dir. Şuradaki mob'u atlamışız. Şuradaki mob'u videoda izle görmedik. Kusurumuza bakmayın. Bir 5 saniye kaybımız var. ortalama 3 dakikada buraya kadar geldik. Önemli olan boss'lara zaten kaç dakikada geleceğimiz. Devam ediyoruz buradan hiç bozuntuya vermeden. Hemen şöyle basıyoruz şunu. Buradan direkt koşacağım arkadaşlar. Kılıcımı basıyorum şimdi. Şimdi basıyorum kılıcımı. Bunlara doğru geldik. Şunu, şunu keselim önce. Ondan sonra şunu. Ondan sonra şunu. Ondan sonra şunu. Bunlar da re yapmanız önemli. Ölmezler yoksa bu AP ile. Veya yani 5-6 bin AP'niz yoksa bu combo ile ölmezler bunlar. Şöyle şuraya bir tur yere vuracağım. Bir tur yere vurdum. Şunu kestim zaten yere vurarak. Şuna vurayım. Bak bir canı kaldı gördünüz mü? İşte bu sıkıntı şeyler bunlar. Şuradakine de vuralım uzaktan. Tamam bu odaya geçtik rahat bir şekilde. Bak bunun da bir canı kalmış gördünüz mü? Çizgi bir can kalıyor orada. Bu çarın AP'si yetmiyor aslında baktığınızda. Yetse daha da güzel dakikalar yapabilirim ben bu çarla. Şu an oyun laga girdi. Tamam bir yere vurmayla düzelttim o lagı şeyi. Şu an buraya geçmiş olmam lazım benim. Aynen Drake'i geçtik. Yere vurarak bitirirseniz daha hızlı açılıyor job mob bu arada. Şuradaki mob çok hızlı açılıyor. Bakın daha 3 dakika 38 saniye bosslara geldim neredeyse. Önemli olan söylediğim gibi her zaman Bosslara gelmek yani bosslardan sonrası şans. Her zaman söylediğim gibi. Videoda da çok sayıda tekrarlıyorum. Siz sormayın diye devam ediyoruz. Şu aslanımızı tekrardan basacağız. 50 saniyesi var. Sağa tıkladım. Kılıç hemen yürüyoruz abi. Hemen yürüyoruz. Bu bu, bu moblar çok önemli abi. Bu moblar çok önemli. Bu moblara 2 atmak da çok önemli. Bu moblara 4100 AP ile 2 atıyorsunuz. Bir tane rev, 2 tane skill vuruyorsunuz. Ama 4100'den aşağıysa hapeniz bu moblara 2 atamıyorsunuz arkadaşlar. O da biraz sıkıntı oluyor tabi öyle olduğu için. Şimdi burada canavarlar çıkana kadar yere vuracağım bir tür. Canavarlar çıkmadı yanlış yerde çıktı. Her zaman aynı yerde de çıkmayabiliyor haberiniz olsun. Bunu ezberlemek gibi olmasın. Yani bu sonundaki odalardaki moblar her zaman aynı yerde çıkmıyor arkadaşlar. Şu an ortalama 1 dakikamız kaldı. 1 dakika içerisinde bosslara gelmemiz gerekiyor 6 dakika yapmamız için. Tabi bu mob bukta kaldığı için. Bak böyle bir 10 saniye bize kaybı oldu bu mobun. Şunu keselim. Normalde e, şöyle söyleyeyim. Bazı varıyorlar bu serverlardaki. Bazı varlılar bu moblara tek atıyor. 6000 AP, 5500 AP yaptıkları için ben bu moblara tek atamadığım için buralarda vakit kaybediyorum. Ama önemli olan Draki'de kaç dakika yaptığınız değil, Draki'nin sistemini anlamanız. Eğer charınızın maksimum derecede kullanmanız yeterli olacaktır. Ben şu an çarı maksimum derecede kullanıyorum. Yani bu çarla yapılabilecek en iyi direki budur arkadaşlar. Hemen IC diyoruz. Atlara geldik mi? Atların etrafında döneceğiz abi. Atlarda kesinlikle durmayacaksınız. Döneceğiz. Buradaki neyere vurduk bir tur. Bir tur daha keseceğiz. Bak diğerleri bizi görmedi. Diğerleri bizi görmedi. Diğerleri bizi kitlemeden dönüyoruz. Dönmeye devam ediyoruz. Devam ediyoruz dönmeye. Bir 10 saniye falan geciktik. Ortalama 10 saniye bir gecikmemiz oldu. Hemen diğer moblara geçeceğiz şimdi. Bunlara 2 vuran varıyor biliyorum ben. Yani ben 3 vuruşta kestiğim için biraz zaman kaybı olabiliyor bende. Bana diyecekler videoda failed alıyorsun. Failed almıyorum. Hem videodayım hem de yayındayım diye. Yayın derken yani şeyde e, oyunda lag var diye böyle arada failed atabiliyor oyun. Tamamdır. Bunu da kestik. Devam edeceğiz şimdi. Diğer mob'lar çıkacak. Şu an bizim boss'lara geçmiş olmamız lazımdı. Bir 13 saniye gerilim, ger, e, gerilememiz var arkadaşlar. Bossları 6000 AP ile 1,5 dakika civarı bir e, dakikada kesebiliyorsunuz bu hızda buraya gelirseniz eğer e demek oluyor ki Draki'de 6 dakika altı buçuk dakika yapabiliyorsunuz. Zaten şu an server'ın rekoru bile 6 dakika arkadaşlar. İçeride tıkılı kaldım. İçeride bukta kaldım. Bakın gördüğünüz gibi 5 dakika 30 saniyede bosslara geldim. Çok güzel bir e, dakika bu. Çok güzel bir skor. Acaba orada kutu mu vardı? Ben mi yanlış gördüm? 5 dakika 30 saniyede bosslara geldim. Buradan sonrası tamamıyla şans arkadaşlar. Buradan sonrası yani e, baktığınızda o moblara 2 vurabiliyorsanız. Tabi ben bunları kesemeyeceğim. Pot almayı unuttuk videoda. Ee, ben buraya 5 dakikada nasıl bosslara geleceğinizi anlatmam benim için yeterliydi arkadaşlar. Burada bir yerde ölürüz zaten. Şimdi moblar çıkar ölürüz. Kendinize iyi bakın. Umarım videoyu sevmişsinizdir. Şöyle Maradona geçeyim bir konuşayım olayı anlatayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 5 dakika 13 saniyede falan. Oha ne oluyor lan? Tövbe yarabbi ya Resulullah tipime bak. Oğlum insanlar korkacak ya. 5 dakika 13-14 saniye gibi bir sürede 4000 AP ile bosslara geldim. E, bu ne demek oluyor abi? 4000-5000 AP ile yapsak, 5000-6000 AP ile yapsak herkesin yaptığı gibi e, mükemmel bir e, performans yakalayabiliriz. Bu bosslarda da fazla kitlenmezsek eğer her şey çok güzel olabilir arkadaşlar. Ee, başlığı clickbait olarak düşünmeyin. Şu an sürenin geçtiğine de bakmayın. Ben ton attım bile. Ton atınca bir de bak 558'e düşüyor. Nedense 20 saniye falan veriyor sana anlamadım. Bunun bir taktiği mi var bir şey mi var tam olarak bilmiyorum ama. oha bana ne oldu? Ben bir görünmez oldum. Oğlum loop, loop, loop atın lan, bir loop atın loop chat Tamam geldi tamam Şeyi bastık abi Şimdi bunun taktiği tam olarak nedir bossu kes son bossu kesince ton mu atıyorlar 20 saniye geri mi düşüyor öyle bir şey var mı bilmiyorum tam olarak ama Bu draki de arkadaşlar 6 dakika yapmak istiyorsanız söylediğim gibi Bu 4 dakika 58 saniyede bosslara gelmeniz gerekiyor Hani ben kaç dakikada geldim bu videoda? 5-13. Ama her zaman aynı olmaz. Söylediğim gibi bakın iki tane skill sekti. Mobun bir tanesi ölmedi. Bir tane mobda sıkıştım. Bunu sürekli girerek denemeniz lazım. Ben bence az önce çok güzel bir şey yaptım. Potum olsaydı ortalama 4000 AP'li bir çarla 8 dakika yapardım. Yani 7,5 dakika bile yapabilirdim ortalama. Ben öyle düşünüyorum. Yani ilk 3'e üçe, üçe, girer miydik? İlk 3'e girerdik. Belki ikinci bile olurduk. Tam olarak söyleyemiyorum. Ama birinci 6.48. 6.48 zor mu derseniz. cosplay yapılan bir şey değil bu gerçekten. Hani zor değil 6.48. Yani 5.50 gerçekten uber bir rakam ama 6.48'i ben o çarla daha fazla. Yani bu çarı kim yaptı? Hangi çarla hangi itemle yaptı bilmiyorum da. Bunu 6.48 yaptıysa ben 6.30 falan yaparım diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere diyorum. Slide videosunun gelmesini istiyorsanız beğeni butonuna çökebilirsiniz. Görüşürüz.